Günlerden bir gün bayanın birisi çarşıya gitmek ister. Kapısını açtığında kapının önünde 3 tane amca görür. Halleri çok iyi değildir. Bunu gören kadın yardımcı olmak ister ve evine davet eder. Buyurun der, hani bir şeyler ikram etmek ister. Bunun üzerine amcalar der ki, eşin evde mi? Hayır der, eşim akşam gelecek. O zaman biz gelmeyiz. Eşin yoksa biz içeri giremeyiz der. Bunun üzerine bayan çarşıya gider, alışverişini yapar ve döner. Akşam olduğunda eşi gelir, sofraya oturacakları sırada der ki, bugün böyle bir şey başımdan geçti. Bunun üzerine eşi, o zaman dışarıya bir bak, hala duruyorlarsa içeri buyursunlar. Hanım dışarı çıkar ve 3 tane amcayı karşısında görür. Der ki, eşim eve geldi, isterseniz buyurun beraber yemek yiyelim. Bunun üzerine içlerinden birisi der ki, biz üçümüz birlikte gelemeyiz, sadece birimizi seçmen gerekiyor. Seçtiğin kişinin de ismini söylemen lazım. Birimizin adı Sevgi, birisininki Başarı, birisininki Zenginlik. Bunun üzerine hanım Başarı'yı ister. Eşi ise der ki, ya der, hani zenginlik olsun, belki hayatımız daha da iyileşir. İçeriden küçük kız da der ki, hayır der, Sevgi gelsin. Bunun üzerine karar verirler ve Sevgi'nin içeri girmesini isterler. Sevgi gelsin diye amcalara söylerler. Sevgi içeri gelirken arkasından Başarı ve Zenginlik de gelir. Bunun üzerine derler ki, hani biriniz geliyordu, hani Başarı ve Zenginlik neden geliyor? Amcalar şunu söylerler. Sevginin olduğu yerde hem başarı hem zenginlik vardır. İşte bu hikayeden de yola çıkarak, hayatımızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsak, gerçekten değiştirmek istiyorsak sevginin gücünü kullanmamız lazım. Yani her neyse değiştirmek istediğimiz şey sevgiyle harmanlamamız lazım. Bu evimizdeki bir çiçek olabilir, bağımız, bahçemiz olabilir, hayatımız olabilir, işimiz olabilir, eşimiz olabilir, çocuklarımız olabilir. Yani aklınıza gelebilecek tüm şeylerde değiştirmek istediğiniz, güzelleştirmek istediğiniz şeylerde sevgiyle harmanladığınız zaman gerçekten güzel şeyler olduğunu göreceksiniz. Örneğin evinizdeki bir çiçeğe yeşillenmesini, çiçeklenmesini istiyorsanız eğer, sevginizi vererek suyunu dökerseniz, toprağını karıştırırsanız, yapraklarını ayırırsanız, kurumuş yapraklarını, o çiçeğin daha çok kendisine geldiğini, daha çok canlandığını görürsünüz. Ya da bir bağınız varsa orayı severek yaparsanız, yani bir çiftçi düşünün ve tarlasını severek eğer çiftçiliğini yapıyorsa oradan aldığı ürünler daha da iyi olacaktır. Neden? Çünkü sevgi verdiğiniz bir şeyi daha çok özen gösterirsiniz, daha çok dikkat edersiniz. Ondaki değişimleri fark eder, ona göre şekillenirsiniz. Ve onun için uğraşırsınız, çaba gösterirsiniz ve bu çaba size yükmüş gibi gelmez. Yani olmak istediğiniz bir mesleği hayal ederek ders çalışmak size daha çok zevkli gelir. Ama hayal etmeden, hiçbir hedef koymadan çalıştığınız ders size o kadar çok sıkıcı gelir ki, çünkü sonunda sevdiğiniz bir şey yoktur. Yine çocuk eğitiminde de, çocuklarımızda istenmeyen davranışlarını değiştirmek istediğimizde de sevginin gücünden yararlanmalıyız. Bazen bizler çocuklarımızı sevdiğimizi söylüyoruz, ancak onları koşulsuzca sevmiyoruz. Onları olduğu gibi kabul edip sevmiyoruz. Kafamızda olmalarını istediği şekle büründürmek için çabalıyoruz. Ve bazen o kadar acımasızca eleştiriyoruz ki, o kadar sert tepkiler veriyoruz ki, aslında aramızdaki o sevgi bağını yavaş yavaş kopartıyoruz ve sonunda ne oluyor? İstenmeyen problemler, davranışlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu yüzden çocuklarımızla olan ilişkilerimizde de sevginin gücünü kullanmalıyız. Bizler Peygamber Efendimizin ümmetiyiz ve onun yolundan da gittiğimizde, onun örneklerine baktığımızda da o da sevginin gücünü çok güzel kullanmış. Bir sahabe Peygamber Efendimizle daha önce Müslüman olmayan, ona karşı kin ve düşmanlık besleyen bir genç grup ezanla dalga geçiyor ve Peygamber Efendimiz o sırada oradan geçiyor. Ve orada sesi güzel olan bir gence diyor ki, ezan okutturuyor. İstemeyerek de olsa çocuk ezanı, genç ezanı okuyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onun saçını okşuyor ve bir miktar hediye bırakıp gidiyor. Bunun üzerine o ezanla dalga geçilmesine karşın ona
kötü davranmayan, onun başını okşayan, üstelik ona bir hediye veren, peygamberi gören çocuk Müslüman oluyor. Daha doğrusu genç, yani Müslüman oluyor ve müezzinlik görevi yapıyor. Yani sevgi ne kadar çok şey değiştirdiğini bu hikayeden de görebileceğiniz gibi hayatımızda da sevgi birçok şeyi değiştirecektir. İnşallah hayatımızda sevginin gücünü fark eder ve sevginin gücünü kullanmaya başlarız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.